Sevgili seyirciler, bugün de Hazar'ın incisi Bakü'yü gezmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz, dünyamız savaşsız bir gün bile geçirmiyor. Savaşların eskiden sebepleri farklıydı, günümüzde daha da netleşmeye başladı. Özellikle kaynakların adaletsiz bir şekilde kullanılması, sistemin her geçen gün kendisini hidrokarbon başta olmak üzere doğal kaynaklara bağımlı hale getirmesi, dünyayı savaşlara daha hızlı bir şekilde sokmaya başladı. Bu durum, doğal kaynaklara sahip ülkeleri bile yeterince güçleri yoksa süper güçlerin dümen suyuna sokmaya devam ediyor. İşte tam da bu noktada bizim tek millet iki devlet şiarıyla birbirimize kenetlenmemiz gerekmekte. Öncelikle işgal altındaki topraklarımızı tek tek geri almakla işe başladık. İşte Karabağ örneği önümüzde. Kendi öz vatanımızı kurtarmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Ancak sadece vatan toprağını kurtarmak yetmez. Şimdi de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilmek için birlikte yol almamız lazım. Bunun için de yapmamız gereken Türk dünyası olarak kenetlenmektir. Bu birliğe en yakın ve birliği kuracak güçteki iki devlet de bizleriz. Buradan hareketle nasıl pasaportsuz, vizesiz gidip gelebiliyorsak, hızlıca ikili ticaret anlaşmalarını da engelsiz olarak yapabilmeliyiz. Ticaretin önünden kalkan engeller bizleri sadece ekonomik değil, diğer alanlarda da güçlü kılacaktır. Bizleri Bakü Büyükelçimiz Cahit Bağcı karşılıyor. Sevgili izleyiciler, Bakü Büyükelçiliğimizde değerli Büyükelçimiz Cahit Bağcı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir Azerbaycan programı olacağına İnşallah. İnanıyorum. Hem sizden, tanıtımına hem gastronomisine. Sağ olun. Sağ olun. Sizin engin bilginiz ve tecrübenizden de yararlanacağız. Ben hatırlıyorum. O zaman ben müsteşerken buranın arazisi bağışlanmıştı Haydar Aliyev tarafından, değil mi? Doğru Sayın Bakanım. Evet, 25 Haziran 99. Evet. Evet. Yani orada Türkiye Cumhuriyeti'ne bu arazi bağışlanmış ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2007 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber buranın açılışını yapmış. Doğrudur. Evet. Bayrağı birlikte çektiler. Burası birlikte açılış yaptılar. Çok anlamlı bir giriş. Şu yukarıda Sayın Büyükelçim nedir o tablo? Orada hem Azerbaycan hem Türk bayrakları var. Sayın Bakanım, malumunuz 15 Eylül Bakü'nün kurtuluşu. Yukarıdaki resim yağlı boyadır. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye gelerek 15 Eylül'de Bakü'yü kurtarışını sembolize eder. Nuri Paşa'nın Bakü'ye girişidir o. Daha yeni kutladık. 104. Evet. Bakü'nün kurtuluşu dönemi. Doğru, 3 gün önce. Evet, burada tabii Kafkas orduları çok küçük bir ordu. Karşısında devasa büyüklükte bir Bolşevik düşman ordusu var. Ama bizimkiler onları alt ediyorlar, bitiriyorlar ve hakikaten bir kahramanlık destanı. Bunu Allah da rahmet. İzleyicilerimize anlatmakta yarar var. Burada da iki tablo görüyorum. Bir tane yani Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı. Bir tane burada Fatih herhalde Batı'yı mı gösteriyor burada? Türklerin kızıl elması Sayın evet. Bakanım. İstanbul'un fethi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Boğaz kenarında. Batı'yı işaret ediyor. Batı'yı işaret ediyor. Evet. Bu tarafta. Burada da Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi ve Kudüs olduğunu inandığımız bir seferi. Haçlı ordularına karşı onları perişan ettiği bir enstantane orada. Dolayısıyla Türkiye bir yüzü doğuda, bir yüzü batıda olan bir ülke. Ne doğuyu ihmal edeceğiz ne de batıdan kopacağız. Baktığımız zaman bir gözümüz mutlaka batıda, bir gözümüz bir doğuda olmalı. Ticareti de bu şekilde beraber Azerbaycan-Türkiye olarak geçiş yollarını rahatlatarak geçmemiz lazım. Burada da bir tablo var. Nuri Paşa. Nuri Paşa mı? Ha. Yarbay Nuri rütbesi mi o zaman? Evet. Killigil. Bu Kafkas orduları, Kafkas İslam orduları komutanı. Nuri Paşa, Nuri Killigil. Değerli Büyükelçim, Nuri Killigil. Hakikaten çok önemli bir isim Türk tarihinde. Gerek Türk tarihi için, gerekse Türk savunma sanayi için çok önemli mühimmat geliştiriyor o dönemde. Yani burada her cepheye de gitmiş bir komutan değil mi? Sayın Bakanım, bizdeki bilgiler Kafkas İslam Ordusu'na görevlendirilen, Osmanlı'nın görevlendirdiği tamamı subay. Subaylar daha teri soğumadan
farklı cephelerden gelerek Nuri Paşa komutasında hareket ediyorlar. Böyle bir ruh, böyle bir savaşçı ruhu. Savaşçı ruhu var, cesaret, yürek ve de çok önemli bir beyin yani. Çok en zekiler biliyorsunuz o zaman orduda subay ve onları hakikaten yönetebilecek bir liderlik vasfına sahip bir insan. Müthiş bir şey. Daha gencecik yarbay çok az bir kuvvetle Bakü'yü geliyor, teslim alıyor. Nuri Paşa'nın Kafkasya'ya gelişi yani Gence'ye gelişiyle Bakü'nün kurtuluşu arasındaki süre 4 aydır. Evet. Toplam 4 aydır. Evet. 4 ayda Gence, Salyan, Ağusu, Göyçay, Kuba, Kubistan, Bakü. Yani 4 ayda Bolşeviklere ve Ermenilere karşı, çetelere karşı bir rivayet 20 bin kişilik ordu. Kendi kuvvetleri kendi ne kadardı? Kuvvetleri 12 bin civarında. Perişan ederek geliyor ve Bakü kuşatması 45 gün sürüyor. Evet. 45 gün sonra Bakü teslim alınıyor ve bağımsızlık yolu Azerbaycan'ın açılmış oluyor. Allah rahmet eylesin. Allah nur içinde yatırsın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Azerbaycan'da Bakü'deyiz. Bakü Büyükelçimiz ve Milletvekilimiz Cahit Bağcı bizi misafir ediyor. Hem büyükelçilik hem rezidans olarak kullanılan büyük bir alanda, büyük bir bahçede. İçerisinde zeytin ağaçları, nar ağaçları, palmiyeler. Son derece güzel bir ortamda. Sayın Büyükelçim'den bir Azerbaycan dinleyelim. Sayın Bakanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir büyüğümüz olarak burada görmek bizim için de ayrıca bir şeref. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki Azerbaycan artık öncesi ve sonrası diye belki tanımlanabilecek bir dönemi yaşıyor. Malumunuz 30 yıllık işgali 44 günde zafere dönüştürmüş bir Azerbaycan'da başlar dik vaziyette. Büyük bir gururla rahmetli umummilli lider Haydar Aliyev'in belki vasiyetinin en başında yeri alan bir işgali sonlandırmış bir millet. Onun Ali Başkumandanı Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in yönettiği ve pek çok küresel meselelerde de aslında kilit ülke konumuna gelmiş bir Azerbaycan'da görev yapmak Türkiye adına, Cumhuriyetimiz adına, Cumhurbaşkanımız adına bizim için gurur. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin de zirve yaptığı bir dönem. Karabağ zaferi sonrası Şuşa Beyannamesi, her iki parlamentodan da millet iradesini de arkasına alarak onaylanmış bir Şuşa Beyannamesi'nin hükümlerini yerine getirmek için de gayret ediyoruz. İlişkilerin her alanda geliştirmesi ve derinleştirilmesidir özü Şuşa Beyannamesi'nin. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanlarımız arasındaki bu son derece uyumlu ilişki hem iki ülke ilişkilerini çok ileriye taşıdığı gibi Türk dünyasına da örneklik teşkil ediyor. Bu gayretle çalışıyoruz burada. İnşallah. Ben iş adamlarıyla görüştüm. Oralarda bakıyorum şu anda onlar da bu son dönemdeki ivmelenen ilişkilerden son derece memnunlar. Haksızlıklar her zaman oluyor. Ama kendi öz toprağını kazanmak isteyen bir Azerbaycan, tıpkı bizim Kurtuluş Savaşı'nda kendi öz toprağımızı kazandığımız gibi buraları kendisine tekrar mal etti ama şu anda yine hala o sıkıntılar devam ediyor. Aşacaktır bunları. Bence bütün bu coğrafyada herkes barış ilişkileri içerisinde devam edecek. Sizin gibi çok değerli büyükelçilerimiz olduğu sürece de diplomatik ilişkiler en iyi noktasına gelecek. Peki nasıl tanımlarsınız Azerbaycan ekonomisi Türkiye ile beraber dış ticareti açısından? Aslında Azerbaycan ekonomisi biliyorsunuz daha çok petrol ve gaza dayalı olarak bağımsızlık sonrası en büyük atılımı asrın anlaşması olarak tanımlanan petrol ve daha sonra gaz anlaşmalarıyla Azerbaycan ekonomisi büyüyordu. Tabii küresel düzeyde petrol ve gazdaki esneklik petrol ve gaza dayalı ülkelerde sıkıntıya neden oluyor. Hedeflerini, öngörülen yatırımlarını gerçekleştiremedi. Her ne kadar son dönemde her iki ürün de piyasa değeri oldukça yüksek, kritik bir değere sahip olsa da Azerbaycan orta ve uzun vadeli olarak petrol ve gaz dışı yatırımlarını hızla artıran bir ülke. Hızla bu alanda yatırımlar yapıyor. Özendirici çalışmalar içerisinde teşvik politikaları söz konusu. Organize sanayi bölgeleri ki bizim Marmara Havzası'yla belki benzerlik arz edebilir. Sumgayıt bölgesi tamamen bir organize sanayi bölgesine dönüştü. Bütün yatırımlar orada. Yer bulmakta adeta zorlanılıyor. Yeni yerler sanayi parselleri olarak düzenleniyor. Beraberinde de tabii Azerbaycan transit bir ülke. Türkmenistan, Kazakistan buraların petrol ve gazının da küresel piyasalara sevkiyatı açısından da en önemli geçiş noktası. Hem swap yaparak hem de Türkiye ile ilişkileri arz bakımından, gaz ve petrolün arz bakımından kritik
öneme sahip. Azerbaycan ekonomisi çeşitleniyor. İki ülke arasındaki ilişkilerde de, ticari ilişkilerde de bir artış söz konusu. Her ne kadar 15 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefi varsa da buna yaklaşmakta sıkıntılar da yaşanmıyor değil. Çünkü Türkiye'nin gümrük birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri Azerbaycan'la serbest ticaret anlaşması yapmasının önünde bir engeldir. Ama biz tercihli ticaret anlaşmasıyla bunu biraz daha artırma çabası içerisindeyiz. Vallahi Sayın Büyükelçim, siz buradayken şu serbest ticaret anlaşmasını zorlayın. İnşallah. Bakın ben size söyleyeyim. Bizde aynı gümrük birliği vardı, Avrupa Birliği, ama ben Gürcistan'la serbest ticaret anlaşması yaptım. Suriye ile serbest ticaret anlaşması yaptım. Şakır şakır çalıştı o dönemde. Siz de burada biraz yüklenin. Bir de aradaki koridoru, şu rahat rahat evet, ticari araçların geçiş koridorlarını falan şöyle bir rahatlatalım. Türkiye, Azerbaycan yeter birbirine zaten. Kaldırırlar ayağı. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanlarının da iradesi o yönde. Türk Devletler Teşkilatı 2040 vizyon belgesinde de malların serbest dolaşımı hedefi var. İnşallah bunu kısa vadede gerçekleştirmek için de her iki ülke ekonomi bakanları gayret gösteriyorlar. Hem STA'nın yapılması konusunda, hem tek pencere sistemi, transit taşımacının önündeki engeller kaldırıldığında bu hedef yakalanabilir bir hedeftir. Mutlaka 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine biz ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu yönde büyük çaba var, gayret var. Türkiye'de ne üretilse çok şükür şu anda burada piyasada var. Aynı şekilde Azerbaycan'da ticaretini Türkiye'ye ve Batı'ya artırma çabası içerisinde. Çok tamamlayıcı iki ekonomi, Azerbaycan ve Türkiye ekonomisi. Ancak bu dönemde bir fırsat da var. Dünya hidrokarbon fiyatları çok arttığı için Azerbaycan'ın gelirleri, hidrokarbon gelirleri çok daha fazlalaşıyor. Bu tabii bu yeni bölgelerdeki altyapıların çalışmasında önemli fırsatlar doğuruyor. Türkiye'de müteahhitlik sektörü olarak burada birçok altyapıda ve üst yapıda yer aldı. Biz gurur duyuyoruz burada yapılan işlerle. Hepsi düzgün bir şekilde ticaret erbabı da çalışıyor. Sizlerin tabii yönlendirmesiyle bence çok daha iyi bir şekilde bölgesel kalkınmaları ve ülkelerin kalkınma hikayelerini bilen Devlet Planlama Teşkilatı'ndan eski arkadaşlarımızdan olduğunuz için ben çok daha iyi görüyorum. Bu kümeleşme çalışmalarını karşılıklı bilgi alışverişiyle beraber mal alışverişlerinin de kuvvetlendirildiği bir ortamda Azerbaycan'ın geleceğini ben çok parlak görüyorum. Özellikle karbon ayak izinin şu dönemde biraz daha geriye durduğu ve hidrokarbon kaynaklarının eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde çok daha iyi olacaktır. Çok haklısınız. Sayın Bakanım, altyapı konusunda Türkiye'nin rakibini tanımıyoruz. Yani Türkiye'nin rakibi yok. Küresel düzeyde işte Çin'le Türkiye başa baş mücadele veriyor. Ama bu coğrafyada bizim rakibimiz yok. Altyapı yatırımlarında, inşaatta, petrol platformlarında, efendim taşımacılıkta, yani gaz ve petrolün taşınmasında, bütün altyapıda en iyi, en kaliteli işi yapan konumundayız. Şu andaki Karabağ'da başımızı sağa çevirsek, Türk şirketi sola çevirsek, Türk şirketi demiryolunu Türkler yapıyor, tüneller Türkler yapıyor, karayolunu Türk şirketleri yapıyor, havaalanında Türk şirketleri var. Yani mobil haberleşme sistemlerinde Aselsan'ımız, efendim Baykar'ımız, her şirketimiz, kimya sektöründe Türk şirketleri, Türkiye'nin en gözde şirketlerinin Azerbaycan'ın altyapısına katkı mahiyetinde tabii çalışmalar özellikle içerisindeler. Özellikle savunma sanayinde de çok ciddi işbirliktelikleri yapıldı. Bunlar da evet, etkisini gördük. Sevgili seyirciler, değerli Büyükelçimiz, değerli Milletvekilimiz Cahit Bağcı'dan duydunuz. Türkiye olarak insanımızın sayısı her geçen gün artıyor. Turist olarak, iş adamı olarak ve yatırımcı olarak. Ama sizler bu programı izledikten sonra eminim bizim gösterdiğimiz bölgelerde bir Azerbaycan seyahati yapacaksınız. Ve bence şöyle bir 3-4 gün en az kalmak lazım, değil mi? Biz bile bitiremiyoruz bunları kısa zamanda Azerbaycan'ı. Çok haklısınız. Tabii Azerbaycan'ın kuzeyi ayrı güzel, güneyi ayrı güzel. Kuzeyi coğrafyasıyla, efendim ürünleriyle, işte kuzeyde mesela ceviz, fındık ve kestane ön plana çıkarken orta koridorda dünyanın en kaliteli elmaları yetiştiriyor. Seralar aynı şekilde. Güneye indiğimizde mandalin, limon, muz, çay, pirinç, her şey yetiştiği. Var. Dünyanın en kaliteli pamuğu Azerbaycan'da yetişiyor. Kozasında 6 gram. İnşallah tabii hem Kür hem de Aras Nehri'nin sularını son derece verimli kullanmak adına Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımız,
bir Karabağ eylem planı hazırladı. 79 eylem var. Sudan, suyun kullanımından arıcılığa, hayvancılığa, tarımsal endüstriye kadar her konuda biz Türkiye olarak Türkiye'nin kamu tecrübesini, akademik tecrübeyi Azerbaycan'ın emrindedir diye söyledik ve bunu da gösterdik. Türkiye'de ne varsa Azerbaycan'ındır diyoruz. Aynen. Böylesine güzel bir ortamda biz de diyoruz ki Karabağ Azerbaycan'dır ve benim şehrim seyircileri de Azerbaycan'a mutlaka gelmelidir. Çok teşekkür Bekliyoruz. Ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli Büyükelçim, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir gün yaşattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim sizden Bakü'yü dinleyince benim şehrim izleyicileri de bütün bu arkadaşlarımızın hepsi Bakü'ye gelmeye karar verecekler. Azerbaycan'a gelmeye karar verecekler. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sizi Bakü'de görmek, Büyükelçiliğimizde ağlamak bizim için bir şerefti. Programınızı da vakit buldukça izliyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın hem tanıtımına hem gastronomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum programınızın. Çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sırada Bakü lezzetleri var. Kemale Hanım, Şirvanşah Müze Restoranı içindeyiz değil mi? Evet, Şirvanşah Müze Restoranı Han Odası adlanan kısmındayız. Han Odası burası. Şimdi burada harika yemekler birazdan tadacağız ama ben bakıyorum burada Han Saray'daki olduğu gibi oradaki minyatürler burada da yer alıyor. Evet, 18. yüzyılda bildiğimiz gibi Çeki Han Sarayı yapıldı ve yapımında av sahnelerinden ibaret, dövüş sahnelerinden ibaret, geometrik, nebati figürler yer aldı, duvar resimleriyle kaplı. Ve burayı hazırlanırken, Han Odası hazırlanırken, orada olan tüm duvar resimleri aynısını buralı el işlemeleriyle yaptırdık. Ve gördüğünüz tüm resimler Han Sarayı'ndan gelmedi. Siz de epey ressam kullandınız o zaman. Bu da epey zaman almıştır bu kadar motifleri yukarıda. Yukarıda tabii de burada değişik savaş figürleri var, av figürleri var. Burası harika. Bu da çok eski bir halı herhalde. Azerbaycan halı mektebelerinden Karabağ halçası. Karabağ halçası. Evet, Karabağ halçası tahminen bir asırdan çok yaşı var. Ve biz de müze restoranımızda Azerbaycan halı mektebelerinden her çeşit halılar. Bu siniler. Siniler de aynı. Boyutuna. Eskiden kullanılan, yemeklerde kullanılan siniler burada. Minyatürlerin, bu resimlerin yapılması, duvar resimlerinin yapılması çok zor. Şeki'de Şirvanşah Han Sarayı'nın içerisinde siz bunları aynen birebir buraya almışsınız. Evet. Harika gözüküyor. Camlarda, orada geçme camlar. Burayı böyle nasıl muhafaza ediyorsunuz? Halılar eski, her şey böyle. Kolay değil bu iş. Evet. Çok güzel. Vallahi kutluyorum sizi. Hem böyle bir atmosferde bir yemek yiyeceğimiz için hem de böylesine güzel bir yeri bizden sonrakiler için de gösterebilmek için çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Kemale Hanım, çok güzel bir sofra hazırlamışsınız. Bu Azerbaycan'da Bakü sofrası hakikaten çok güzel. Bu nedir? Düşbere. Azerbaycan geleneksel mutfağından olan hamur. İçerisinde kuzu kıyma. Kuzu kıyma, hamur, mantı gibi bizim. Bu ne? Bu ne? Sirke. Sirke. İçine atacağız bunu, evet, öyle mi? Evet. Şöyle. Peki. Bakıyoruz, evet. Sirke. Bu nedir? Nane kurusu. Nane kurusu da üstüne şöyle döküyorum. Evet. Sonra aldım. Şöyle. Siz bakıyorsunuz. Ben görüyorsunuz. Çok güzel. Bunun içinde şey de var. Et suyu da var sanki. Evet. Değil mi? Evet. Suyu. Efendim, benim şehrim Bakü'de harika bir tat. Bu düşbere düşümüzden çıkmayacak. Peki, şimdi burada yaprak dolma mı bu? Yaprak. Öyle mi? Sizde yaprak dolma mı? Aynı mı? Aynı mı? Böyle. Biz ama küçük küçük hazırlıyorsunuz böyle. Biz biraz daha iri hazırlıyoruz. Bizim geleneksel. İçinde ne var bunun? Yine aynı bildiğim. Yine evet, kuzu kıyması var, nane var. Üzerindeki üzüm yaprağı sarılıyor. Ve üzüm yaprağı özenle seçilmiş olmalı. Yani çok ince olmalı ki asla yani belirgin tat vermesin. Evet, çok güzel.
Azerbaycan'da bildiğimiz gibi dolmaların 30'dan fazla növü vardır. 30'dan fazla dolma çeşidiniz var. Evet. Peki, şimdi buraya gelelim. Çok güzel tandır ekmekleri var. Evet. Gayet güzel bir şekilde hazırlanmış. Fırında kepekli ekmek. Kepekli var. Evet. Tandır ekmek. Tandır ekmeği var. Lavaşlar var. Aşağıda of of of. Bu çok güzel. Şuraya gelelim. Burada turşular var herhalde. Turşular, evet. Turşulardan şimdi bir anlatalım. Bu ne turşusu? Biber turşusu. Biber turşusu. Bildiğimiz şirin biber, yani bizde Bulgar biber diye geçiyor. İçerisine kelem turşusuyla kaplanıyor ve böyle bir sirkeli suda bekletiliyor. Yani daha turşu sonra... için sanki turşu dolması gibi oluyor. Evet, turşu içinde turşu bir var. Nevi. Burada bir salatalık turşusu var. Salatalık, evet. Patlıcan. Patlıcan turşusu. Alça turşusu. Alça turşusu. Pomidor, biber, patisson ve perpetuum. Evet, burada turşular çok güzel. Burada birçok otu görüyorum beraber. Ne bunlar? Bunlar Gence güvercisi. Gence güvercisi? Belki Gence'den getirdiler. Gence. Bunlar bu? Şüyüt. Şüyüt mü? Evet. Ne bu? Tarhun. Bunlar çok faydalı yemekte, bunlar. Evet, bunlar yemekte kullanılmaz. Bundan şerbet hazırlanabilir. Tarhun ancak şerbet. Şüyüt yemeklerimize kullanılır. Ekseren. Evet. Bu bildiğimiz maydanoz. Tanışıyoruz bu arkadaşla. Kişniş. Bu? Reyhan. Dağlar kızı Reyhan buradan geliyor, öyle mi? Evet. Bu da Reyhan. Sevgili seyirciler, ayrı tatlar bunlar. Evet. Ve harika. Zire hıyarı, zire pomidoru. Bunlar da aynı şekilde organik salatalık ve domatesler. Buraya gelelim. Burada bir şey görüyorum ben, yoğurt. Değil mi? Evet. Bunun özelliği ne? Bunu hususi olarak biz özümüz mayalattırırız. Yani el yapımıdır. Düşmüyor. Çok güzel ama. Of. Ben baktım çok güzel yoğurt. Katkısız belli. Ben anlıyorum zaten katkılı katkısız. Arkası yiye yiye öğrendik. Bu nedir? Peynir növleridir. Terkibinde motal peynir var. Sarı bu ne şu anda yediğim? İnek peyniri. Bu? Bu otlu peynir değil. Otlu peynir. Belli. Terkibinde şüyüt var onun. Bayağı yediğiniz. Demek ki şüyüt bunun içinde. Kaymaklı peynir. Kaymaklı peynir. Kaç çeşit peynir var burada ya? 6 çeşit. Of of of. Çok güzel. Motal peynir bizim kadim, dedim ki, ulusal mutfağımızdan olan peynir. Şu mu? Bu her yerde var. Yeriz yani bunu Azerbaycan mutfağında. Bunlar ne? Saçak peynir. Saçak peyniri. Şu mu saçak? Evet. Peki, şimdi şuraya geldim. Şimdi bu ne? İçinde bunun böyle meyveler var, tropikal meyve gibi. Belli. Ne bunun ismi? Feyfua kampotu. Feyfua? Feyfua. Feyfua. Valla çok güzel yemekler geldi. Şimdi sırada ne var Kemal Hanım? Kütüm levengi var. Kütüm levengi. Belli. Kütüm balığı. Belli. Peki. Kütüm balığı geliyor. Ooo. Benzinin meşhur. Kütüm balığı. Ter ver şöyle bakayım. Oraya verirsen buharlaşır. Ben daha iyi bakarım balığa. Balığı çok severim ben. Peki. Oo, kütüm balığı. Bu Hazar'da bol mu bulunur? Belli. Hazar Denizi'nden çıkardığı balıklardandı. Terkibinde goz var. Çekilmiş goz. Soğan var ve balığın özü. Bunu peki nasıl pişiriyorsunuz? Evvelce balığın içerisi çıkarılır. Daha sonra dediğim katkılar, yani ki buz, soğan ve balığın özü. Çekilmiş halde terkibine doldurulur ve daha sonra sobada pişirilir. Bu ondan mı o kadar lezzetli? Balığı olduğu gibi tutuyorsunuz. Belki. İçini böyle temizlenir. Çok güzel bir şekilde temizliyorsunuz. Ha. Bunlar ne? Yanındakiler şunlar. Zirinç. Zirinç turşusu. Belki. Turşu mu bu? Ekşi tadı var, ekşi. Bu da yeniyor böyle. Balıkla daha çok seviyorum. Zirinç. Bu ne? Üzümün bir türü mü? Nedir? Kuru, böyle diyeyim ki, kurular terkibine ait olanlar. Omega 3, omega 6 her şey var burada. Biz yiyoruz şimdi. Evet. Çok güzel. Bu Hazar Denizi çok büyük bir deniz. Bir iç deniz tabii. Çok güzel. Temiz tutabilirsek bu balıkları güzel güzel yaşatırız. Temiz tutamazsak balıklar da gidecek. Evet. Bunun bir kısmı etinin beyaz, bir kısmı kahverengi. Koyu renk. Değişik vitaminleri de var içinde. Değil mi? Harika. Sevgili izleyiciler, benim şehrim Bakü'de gelin Hazar'dan yeni tutulmuş kütümleri beraberce yiyin. Kemal Hanım, çok teşekkür ederiz. Eminim ki daha arkada çok büyük bir mutfak var. Ama programımızın kısıtlı süresi içerisinde bu kadarını izleyicilerimize verebileceğiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Siz sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Buyurun.
Bakü'de bölge ülkelerinin en büyük golf sahalarından birine, Dreamland Golf Kulübü'ne gidiyoruz şimdi de. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, hakikaten bir Dreamland yani burası. Böyle. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bu nedir bu? Nasıl bir proje? Ne zaman başladı? 2011 yılında inşaatına başladık biz. Hı hı. 2015 yılında açışımızı yaptı. 2011'den 4 sene sonra 2015'te açtınız. 2015'te açışımızı yaptı. Peki. Ve açış yaptığımız zaman 65 hektarlık 18 deliş profesyonel golf sahamızı açtık. Aynı zamanda 234 villamız inşa halinde inşaatı bitti. Ve aynı zamanda 26 apartmanımız ve en son apartmanımız 42 odalı otelimizi açtı. Hı hı. Şimdi burada oteller var, eğlence yerleri var, spalar var, spor salonları var. Golf ana teması ama burada alışveriş merkezi falan tam bir kompleks yani. Ne kadarlık bir alan bunun tamamı? Toplam alanımız 330 hektar. 330 hektar. Onun içinde 65 hektar golf sahamız, yeşil alanımız. 234 villa, 26 apartman, bir tane apartmanımız Dreamland Golf Hotel olarak geçiyor. Artı Sabistan International School, beynelxalq okulumuz var, uluslararası okulumuz var. Halihazırda 600 öğrencimiz orada eğitim almaktadır. Əlavə olaraq spa, fitness mərkəzimiz və əyləncə olaraq Dreamland Batut, trampolin mərkəzimiz də mövcuddur. Və əlavə olaraq yeşil alanlarımız, 3-4 yerdə park alanımız və açıqla kapalı olmaqla olaraq 5-6 noktamız var. Proje tamamlandı mı, devam ediyor mu? Projemiz de devam ediyor. Devam ediyor. Ne zaman tamamlanacak? Hep devam edeceksiniz herhalde bu şekilde. Evet, devam edeceğiz. Şimdi gördüğümüz maket projemizin birinci faz alanı. Peki. İkinci faz alanımız da inşallah inşaat programımız var. Ona göre projelerimiz devam etmiştir. Büyük bir proje. Kutluyorum sizi. Teşekkür çok güzel. Ederim. Evet. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, benim şehrim Bakü'de şu anda bir golf kulübünün içerisindeyiz. Büyük bir proje, Azerbaycan'da Bakü'de golf. Brody ile Azerbaycan'daki golf hakkında biraz bilgi alışverişinde bulunacağız. Brody, thank you very much. This is a nice place actually. Atmosphere, beauty, everything is here. Why in Baku? The golf, what is the coincidence and what is the correlation coefficient between the golf course and the Baku? First of all, welcome to Dreamland Golf Club, the only golf course in Baku and one of two in Azerbaijan. This vision came from our chairman, who saw an opportunity having a lot of expatriates working in the oil and gas with no activities to do at the weekend. A lot of the expats coming from Europe, UK, America. So there was an opportunity to build a golf course. It is a second home at the weekend for many people who already play golf and is their preferred sport but had nowhere to play. So that was where golf came from, and as we know, it's considered as a high-end elite sport, which is not the case, but it's an opportunity. It is great. In Turkey also we have plenty of golf courses and golf clubs, but in Azerbaijan it was unique experience for us. We came to a golf site at first time in our whole Benim Şehrim programs. Now it is very nice to see how many holes you have here. So we have 18 holes in total. 18 holes, big one. This is the biggest one. It's a championship course designed by Dai Designs, who is a very famous golf architect. Actually, there are plenty of successful sectors in Azerbaijan, and hydrocarbon industries, petroleum and gas industries is leading industries, and the leading industry CEOs all staff come here and play golf because they were always in the site. Then they came this heavenly place and play golf, have fresh weather, and then with the families, of course, while they are playing golf, they are also planning the future of business. Huh? Yes, it's very true that golf and business is a good mix together. Mm. When you play 18 holes, typically it takes 4 hours. So there's a lot of time to have some social, but also discuss business. And as you mentioned, we have many high-end companies and directors who are members here. So it's a good opportunity to mix together
with their fellow people in the industries. Yeah, it is one of the leading sports of the world, definitely. With other sports, you don't really have a chance to talk to people. You're either on... Especially my swimming, you know, where I'm swimming, I never chat. But in the golf, you do business, eh? In golf, you hit the ball, then you have a leisurely walk or you share a golf cart together. So it's a great time to converse. You're actually first trying to play against the golf course, the power of the golf course, and not your opponent, where it's different from other sports, where it's a team game. Okay, let's see the site then. Please. Golf Academy, yeah? So if I came here, how long it will take for me to be a golfer? A golfer? I was not professional like you, but just to have a good golf. I would suggest 10 lessons. After 10 lessons, okay, you would be able to go on the golf course. Great. Without supervision. Great, thank you. Okay, let's go. Oh, what a wonderful view and what a wonderful training place, huh? Great. This beautiful room is the IMG Performance Studio, and this allows our qualified PGA coaches to give a personalized one-to-one VIP treatment. To have a beginning, I need to have 10 lessons, huh? If you are a complete beginner, ideally 10 lessons before you can go onto the golf course. Okay, then after I will, you know, upgrade my standards and it will go till qualified golfer, huh? That's it. In golf, great, we have a handicap system which regulates the game, so it's fair for beginners to novice. And the idea is the person with the lower handicap, the better the player they are. So now the beauty is better, huh? What a view. Great. So we have a two-tiered driving range, which doubles our occupancy. So at the weekends, we can have players on the lower tier and on the upper tier, hitting balls and practicing at the same time. Okay. Would you like me to try? Okay, please. I will follow you. Follow me? Yes, I will try. So I'm a right-handed player, so this club is for right-handed. Typically, you grip it with both hands on the club. And then from this position here, you're looking to gain momentum by swinging the club back, nice and gentle, and then coming quickly through if you want to hit the ball. The faster you swing, the more power, the more distance. Okay. Do you want me to show you? Yes, please. Okay, if you step back. Try. Okay. I'm going to put this ball here, which is a tee, and that's going to help you. It is better now? That's better for a beginner, yes. That's good left hand first, right hand second. Just say, huh? You hit the ball? Yes, I hit the ball. That's all. In golf, I hit the ball, that's all. In golf, that is a success. Yes. Well. A good golfer, if he hits here, how far he can make it? A good golfer would look to hit the ball 250 yards, which is 225 meters. Pros, they're hitting the ball from here. From here. One shot. From here. One shot. One shot to 225, huh? 225 meters, yes. With like this. Not that club, with a driver, with something a little bigger. A little bigger, a little longer. Okay. Great. Thank you. You're very welcome. Glad you enjoyed it. Thank you very much.
Değerli izleyiciler, Bakü hakikaten son derece güzel bir şehir. Hepinizi burada Bakü'ye bekliyoruz ve burada sizlere bu bölüm için veda ediyoruz. Hoşça kalın.